Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah Meryem suresine kaldığımız 26. ayetten itibaren devam edeceğiz. Yüzünden okumaya. Diyelim, evet, fazla vakit geçirmeden başlayalım cümlemize. Evet, iki sayfa okumuştuk. Bu iki sayfa içerisinde ilk önce Zekeriya'nın dan bize bilgi vermişti. Onun duası ve duasının karşısında duasının bir kabul olması, onun karşılığında zaten Meryem'i tapınaktan çıkartabilmek için yapması gereken törenin, uygulamanın nasıl olacağı ile ilgili bilgiyi soruyordu. Çünkü 50 yaşına geldi, evlendirecek ve ondan sonra ondan olacak onun çocuğunun kendisine varis, iyi bir varis olacağını umuyor. Bana bir varis ver şeklinde bana ve Yakup oğullarına diyerek duasını görüyoruz. Ama orada ilginç bir sürpriz var. Rabbimizin bir kurgusu var. Bu kurgunun ne işe yaradığını gerçekten düşünmek gerek. Çok zorlayıcı bir kurgu bu. İçinde en ufak bir kötülük olanın o kötülüğü onu kullanması yönünde. Yani fırsat, öyle bir fırsat ki bir av diyeyim. Hani bir ayet vardı, Araf suresinde miydi? Elinizin yetişebileceği bir av ile sizi test edecek şeklinde. Yani ortalığa öyle bir malzeme koyuyor ki Rabbimiz, zaten bu işe teşne olanlar hepsi o avın üzerine atlıyorlar. Sonuçta başarılı oluyorlar mı? Elbette olmuyorlar. Bütün planların üzerinde Rabbimin de bir planı var. Zaten o planın bir parçası. Esasında bunların hepsinin bir tuzak olduğunu anlayabiliyoruz. Yani bir taraftan Zekeriya arkasındaki insanlardan korkuyor. Gerçekten korkulacak tarzda bir kişiler. Meryem Ali İmran soyundan son çocuk, artık erkek değil, kız çocuk ve onun çocuğunun beklenen olduğu biliniyor. O olacak artık. Beklenen onun çocuğu olacak. Fakat bir sorun var. Zekeriya'nın etrafındaki herkes Zekeriya'nın korkutacak kadar dişli, korkutacak kadar başka tür, yani saray, mabet ve çarşı üçgeninde para, siyaset ve din, yani bu curcuna içerisinde bozulmuş insanlar olduğunu düşünüyor Zekeriya. Burada bir çaba sarf ediyorlar, bir savaş veriyorlar. Yaptıkları şey bu, biz bunu görmemiz gerekiyor. Evet, bu esnada bir çocukla müjdeleniyor. Kendisinin ve eşinin çok yaşlı olduğu dönemde Yahya adında bir çocukla müjdeleniyor. Burada Meryem suresinde geçmiyor ama Ali İmran suresinde Yahya'nın Allah'ın kelimesini tasdik edici olacağını, yani evet bu İsa'dır diyecek kişi olacağını söylüyor. Bu bizim için önemli. Onu da akıldan çıkartmamamız gerekiyor ama şu anda Meryem suresinin nüzul süreci esnasında Meryem suresinin inişine odaklandığımız için birazcık uzak duruyoruz bu tür detaylardan. Evet, ardından Meryem'in evlendiğini görüyoruz. Eşinden uzak durduğunu görüyoruz. Çünkü bu evlendiği insanlar, az önce bahsettiğim o dalaverinin içerisinde entrikaların çeviren
kişiler ve bunların en istemediği şey ise gerçek bir nebinin gelip onların kurulu düzenlerini alt üst etmesi. Yani bir nebi geldiğinde, Allah'ın nebisi geldiğinde ortalıkta din adamı diye bir şey kalır mı? Ya yani ortalıkta böyle saray düzeni, çıkar üçgenleri hiç kalır mı? Bunlar bozulacak. Bunu istemiyorlar. O yüzden Zekeriya ve Meryem'i halkın gözünden düşürebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ellerinden geleni ardlarına koymayacak bir şey yapıyorlar. Yani esasında av olarak gösteriliyor. Yani kolayca erişebilecekler. Yani mızrakların ucunun erişebileceği bir av olarak gösteriliyor ve karşı tarafta bunun üzerine atlıyor. Hep birlikte Zekeriya'yı ciddi şekilde töhmet altında suçluyorlar. Hatta öldürüyorlar. Meryem'i işte hiçbir şey yokmuş gibi, yani tuzağa çekme şeyi, bu da karşı taraf da kendi tuzağını kuruyor. Nihayetinde evleniyor. Fakat uzak duruyor Meryem. Melek geliyor, diyor ki bu emren maktiyya, yani bu karar verilmiş bir iştir. Yani senin çocuğun, evet, beklenen Mesih senin çocuğun olacak. Adı İsa, Meryem oğlu İsa olacak o. Bunu o, bu, şu bir şey değiştiremez. Bu verilmiş, olmuş, bitmiş bir karardır. Senin çırpınışların, onun babası iyi birisi olsun bilmem ne falan falan. Ya bu bunların bir şeyi yok. Bu karar verilmiş bir karardır. Bitti demiş olması, yani bu şekilde bir melek tarafından, bakın melek de değil, bu ilginç bir şey, ruh. Biz ruh ve melekleri aynı olarak görüyoruz, fakat Kur'an'da ifadeler çok farklı geçiyor. Nerede okumuştum? Melekler ve ruh diye özellikle ayrı geçtiği yerler var Kur'an'da. Ama yine şunu da evet, Me'ariç suresi 4. ayette Ya'rucul melaiketu ver ruhu ileyhi fi yemin kâne miktaru 50,000 sene. Yani melekler, o melekler ve o ruh. Yani ikisi de el takısıyla, melekler çoğul halde ve ruh tekil halde. Ama el takısıyla. Bunların miktarı 50,000 sene olan bir sürede yükseldikleriyle ilintili Meariç suresinin 4. ayetinde bir şey var. Yani eğer ruh melek olsaydı bu cümle bu şekilde kurulmazdı. Ama biz şeyde biliyoruz, yanına melekler geldi diye o ifadeyi de biliyoruz. Yani bu bizim melek, ruh dediğimiz şeyin ne olduğuyla ilintili. Bizim zihnimizdeki kavramları düzeltici cümleler, hatırlatıcı şeyler bunlar arkadaşlar. Bizim zihnimizdeki Nebi Resul kavramı da bu şekilde düzelmeli. Yani biz kafamızda olan bir şeyi Kur'an'a giydirmek değil, Kur'an'ı bize tanıttığı şekliyle ruhu, meleği, nebiyi, resulü tanımamız gerekiyor. Evet, şeyde Ali İmran 45. surede galet melaiketu şeklinde, melekler ya Meryem dedi sana bir müjde verecek şeklinde, orada melekler dedi diyor. Burada ise ruhu gönderdik biz diye bir ifade var. Bu ifadelerin hepsi üzerinde daha detaylı çalışılması gereken şeyler. Benim kafamda özellikle bir çözüm yok, sakladığım bir şey de yok, ama
fark ettiğim anormallikleri şey yapayım ki akıl akıldan üstündür. Yani birisinin aklına bir şey gelir ve makul bir şey bulur, yolumuza devam ederiz. Evet, Meryem bu şekilde hamile kaldığında eşi tarafından bakire değildi diye suçlandığında, bakın görüyor musunuz? Yani mızrakların ucunun yetişebileceği bir av. Ne kadar kolay bir şekilde hem Zekeriya'yı hem Meryem'i hem doğacak çocuğu tamamen şey hale getirdiler. Halkın gözünde düşmüş. Ha, bu mu beklediğiniz şey? Bunlar mı temiz olanlar? İşte onlar gelecek bizi kurtaracak diye beklediğiniz, hani Mehdi beklentisi gibi, Mesih beklentisi. Bu mu sizin beklediğiniz? Bunlar mı sizin beklediğiniz? Yok böyle şeyler. Gelecek, sonra gelecek. Ama bunlar değil. Bunlar sizi kandırıyorlar. Tarzında temiz olanlardanmış. Bunlar mı? Şeklinde bakın suçlamanın kalbinde eğrilik olanların kolayca kayabileceği şekilde şey yapılıyor. Yani esasında bir senaryo kuruluyor. Bir tezgah kuruluyor. Bu tezgaha düşenler cehenneme, düşmeyenler cennete gidecek. Zaten fitne bu değil mi işte? Biz sizi fitneye sokacağız. Yani biz sizi fitne, bu sizin için bir fitnedir. Biz sizi imtihan edeceğiz, test edeceğiz. Test nedir arkadaşlar? Bir şeyi sıkıştırırsınız, içerisinden bilgiyi çıkartırsınız. Zaten ayetlerdeki şeyler de böyle. Olaylar da böyle. Sıkıştırılıyor. Ve çocuğu da test ederken nasıl yapıyoruz? Sıkıştırıyoruz. Yani kitap yok, bilmem ne yok. Şu kadar süre içerisinde bu sorulara cevap vereceksin. Ne yapmaya çalışıyoruz? Biz o soruların cevaplarını biliyoruz zaten. Bütün mesele çocuğun bilip bilmediği bilgisini ortaya çıkartmak. Evet. Burada hangi noktaya gelmiştik? Meryem'in eşi tarafından bakire değildi diye suçlanması, ardından mülahanenin gerçekleşmesi ve kime inanıyorsunuz? Ona mı inanıyorsunuz? Bize mi inanıyorsunuz? Şeklinde Zekeriya ve diğer şey çevresi, mabet çevresindeki o ne deniyor onlara? O din adamları kitlesi, kütlesi diyelim, grubu. Onların arasında bir taraf seçme durumu söz konusu oluyor. Tabii Zekeriya ne kadar yaşlı olsa bile o çağda, o yaşında kendisinin de eşinin Elizabeth'in bebek bekliyor olması işi savunulamaz bir hale getiriyor. İşi bühtan haline getiriyor. Yani bir tarafın söylemiş olması, birisinin değildi demekten öte diyebilecek hiçbir şey yok. Çünkü kanıtlanabilecek bir şey söz konusu değil. Evet. Bunu nasıl anlıyoruz? Anlayabileceğimiz örnekler, ipuçları şunlar. Yani melek görmüş, melek tarafından müjdelenmiş veya işte diğer yorumlarla tapınakta meleklerin getirdiği cennet meyveleriyle yiyen, büyüyen bir çocuk şöyle söylüyor. Keşke ölseydim, bundan önce ölseydim ve unutulup gitseydim. Ya leyteni mittu gable haza ve kuntu nesyen mensiyya. Dedirtecek bir noktaya geliyor. Biz evet, bu noktadan devam ediyoruz. En son geldiğimiz noktayı tekrar şey yapalım. Biz nüzul sırasında ki anlamı yakalamaya çalışıyoruz. Ve bunun içinde ilginç bir örneğimiz var. Bizim kafamızda evet bu konuyla ilgili bir sürü soru var. Ama biz bugün 2010-2020 tarihlerini yaşayan insanlarız. Ama 610-620 tarihleri arasında yaşayan insanların zihnindeki soru ne? Cevaplanması gereken soru ne? Ayetler esasında onları cevaplıyor. Biz bu ayetler söylenen şeylerden o günkü soruların hangi sorunlara temas ediyor? Hangi
Hangileri açıklamış, hangileri açıklamamış? Bakın biz biliyoruz yani bundan 10-15 sene sonra Ali İmran suresinde açıklanacak olan şeyleri şu anda biliyoruz. Ama Meryem suresi esnasında bunlar açıklanmadı. Necaşi'ye bu ayetler okunduğu zaman ona yeterli geldi. Çünkü onun zihninde zaten bir tarihi bilgi var, bir şey bilgisi var, kendi İsa ve Meryem hakkında bir bilgi var ve bunun üzerinde belli bir kanaati var. Ama son nebi olduğunu söyleyen birisinin elinden gelen bir, onun üzerinden gelen bir mesaj var kendisine. O mesajın içerisinde onun bile bilemeyeceği, kimsenin bilemeyeceği bilgiler var. O bilgilere dayanarak artık doğru mu düşünüyor, yanlış mı düşünüyor bunu ortaya çıkartabilir. Bu bizim için önemli. O yüzden en son pazartesi akşam en son şu noktaya dikkat çekerek geçmiştik. Yani hurma dalı, hurma dalını sarkıt, oradan ham hurmalar, yeni taze olgunlaşmış o hurmalar dökülsün. Ya bizim o kadar çok sorunumuz var ki, o kadar çok şeyimiz var ki, bu ayet yerine bu sorulardan bazılarını cevaplayan başka bir ayet olsaydı da o olsaydı. Hayır, böyle düşünmememiz gerekiyor. O günkü insanların sorunlarına cevap veren şeyler var. Onlara işaretler var. Nedir diye baktığımız zaman İsa'nın doğum günü. Bugün işte Christmas diye kutlanan, işte yılbaşı denen, yılbaşından bir önceki hafta denen, işte 26'sı denen, 28'si denen, yok o değildi, bu buydu, şuydu falan filan diye tartışma. Esasında bu tartışmaya sahip olan bir kitle var. Bir Hristiyan kitle var. Baktığımız zaman diyor ki salla şeyi de hurmalar düşsün. Bu Mehmet Apaydın Hoca'nın hadis külliyatını bu tür maddi şeylerle, kanıtlarla destekleme çalışmasında çok güzel bir örnek. O da işte şey yapıyor. İşte gittiğimizde işte ham hurma yemiştik. Gittiğimizde işte olgun hurma yemiştik. Gittiğimizde bize bilmem ne vermişlerdi falan filan gibi cümlelerden o tarihin Mayıs ayı mı, Temmuz ayı mı, Nisan ayı mı olduğu ile ilintili bilgi çıkartıyor. Ondan sonra diyor ki tarihte bunlar şu 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 tarihlerde şöyle olmalı, böyle olmalı şeklinde konumlandırmaya çalışıyor. Bu ayette bunun çok güzel bir örneği. Diyor ki Meryem doğum yaptığında, İsa doğduğunda hurmalar yeni olgunlaşmıştı. Bu ne kadar değerli bir bilgidir biliyor musunuz? İşte ayetin şu şekilde cümlelerini siz de biliyorsunuz. Musa'ya seslenirken, biz ona seslenirken sen Tur'un öteki yanında değildin. Tur'un yanında seslenirken sen orada değildin. Veya yine aynı bu Meryem hikayesiyle ilintili. Onlar kalemlerini atarken kim Meryem'in vekili olacak diye, onun kefaletiyle ilintili kim olacak, yetkili olacak diye onlar kura atarken, kalemlerini yarıştırırken sen orada değildin. Bu bizim için önemli bir cümle. Evet. Bu hatırlatma ve yerleştirme yani okumamızı çerçevesini belirleyen bu açıklamaları tekrar tekrar yapıyorum ki bazen tekrar oluyor ama gerçekten bizi toparlayan şey o. O yüzden yeniden tekrarlamış oldum. Bismillahirrahmanirrahim. Vekuli veşrebi gurri ve gurri ayna. Ye, iç ve göz aydın ol. Gözü aydın ol. Yani muhatap yani Gurri Ayna'daki muhatap yine Meryem'in kendisi. Ve imma terayenne görürsen minel beşeri ehaden beşerden birisini görürsen ve kuli de İnni nezertu. Ben nezettim, adadım. Lirrahmani
Rahman için savma, savm, oruç adadım. Velen ükellime, konuşmayacağım. Elyeme insiyya, muhabbet etme ederek konuşmayacağım, muhabbet etmeyeceğim. Bu ayeti ben böyle çevirdim. Buradaki insanlarla konuşmayacağım şeklinde, ya yukarıda beşer diyordu, burada niye insan diyor. Hayır, buradaki aşağıdaki insan değil, insiyya, ünsiyet kurmaktan, muhabbet etmek. Ya kimsin, nesin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun falan filan, böyle bu tür muhabbetlere girmeyeceğim demektir. Bunu demek hiç konuşmayacağım manasına gelir mi? Yani bu tür, yani konuşma oruçlarında insan mecbur konuşmaları yapar. Yani selam almak gibi veya bilmem ne gibi bu tür şeyleri yapar. Ama bu işin ötesine geçmez. Yani bu şey gibi, ne oynadı? Ağzına bir su damlası aldı, orucu bozuldu tarzındaki gibi değil bu. Ben konuşmayacağım deyip yolunuza devam edersiniz. Veya bir sıkışma, yani derdinizi ifade edersiniz. Bir dert varsa derdi ifade edersiniz. Ama mesele muhabbet meselesi değildir. Yani ünsiyet kurma şeklinde bir muhabbet noktasına gitmez. Ben buradan böyle anlıyorum. O yüzden oradaki beşerdi. Beşerden birinden karşılaşırsan insanlardan konuşma gibi böyle tuhaf zorlamalara gitmiyorum. Muhabbet etmeyeceğim diye anlıyorum ben orayı. Ve galet feetet bihi, onu getirdi. Kavmeha, kavmine getirdi. Tahmiluhu, onu taşıyarak kavmine getirdi. İlginçtir, hala öyle bir şey var mı? Elimdeki mealde onu hamile olarak filan gibi çeviren şeyler hala bazen rastlayabiliyorum. Hocam, ben de size orayı soracaktım. Daha önceki ayette de o 22. ayette fehamelethu. Hamelethu? Yok, hamile değil. Hamile kaldı. Onu yüklendi. Buradaki de onu taşıyarak, yüklenerek. Evet, tahmilu. Farklı kalıptan gelince nasıl aynı mana verilir diye ben de onu soracaktım. Aynı mana. İkisi de aynısı. Hiçbir değişiklik yok. Tahmiluhu. Zaten biri burası muzari. Ötekisi de mazi. Evet, biri muzari, biri mazi. Başka hiçbir şey yok. Sülasesi. Kullanımda hiçbir problem yok. Onu taşıyarak. Onu rahminde taşıyarak, onu kucağında taşıyarak. Var mı bir farkı? Yok. Yok. Burada fe'ti etetten dolayı o zaman. Burayı normal taşıma gibi anlamamız gerekiyor. Getirdiğinden dolayı. Etet bihi. Tahmiluhu. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde muzari bir fiil. Hiçbir ek almadan, başına araya vav filan girmeden cümleye bitişirse bu hal durumudur. Hal gösterir. Taşıyarak diye bağlarsınız cümleyi. Onu taşıyarak getirdi kavmine. Feetet getirdi. Feetet esasında geldi demek. Bir harficiliyle bir şeyi getirme manasında oluyor. Feetet bihi, onu getirdi. Kavmeha, kavmine getirdi. Tahmiluhu, onu taşıyarak. Bu cümle çok düzgün bir cümle. Yani hiç şeyi yok. Dediğim gibi bir öncekinde onu yüklendi. Yani evet, bunu da yüklenmiş olarak. Yani kucağına almış, çocuğu getiriyor. Mesela aynı şeyi veda kelimesiyle de şey yaparsanız, veda koydu demek, doğum için de veda denir, düşürmek manasında da yine veda ile şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu kullanımla cümlenin içerisinde ne olduğunu anlarsınız orada, ama sonuçta veda
fiil elinizdekini bırakma manasına geliyor. Yani elinizde mi artık taşıdığınız şeyi bırakma şeyi. Galu dediler. Ya Meryem'u. Ey Meryem. Lekad ci'etti şey'en feriyya. Sen sahte, iftira gibi anlamlar varmış, verilmiş. Ama sıradan olmayan diye de şey yapabiliriz. Bunun iftirayla eğer bağlantısı kurulur ve o şekilde o kelimenin kökü iftiradır dersek, bu zaten geçen gün çalıştığımız yamama manasına gelir. Sen yamamış bir şekilde geldin. Yani nedir bu? Kocan kabul etmiyor. Ben bunun babası değilim diye. Sen ise hayır odur diye geliyorsun. Ben bakireydim diye geliyorsun. Zaten Bakire Meryem ifadesinin kalışı bu suçlamanın ardındandır. Yani onlar birileri buna bakire değildi demişti. Hayır, ben onun bakire olduğunu düşünüyorum. O esnada bakire olduğunu düşünüyorum. Ben ona katılmıyorum. Ben o cümleye katılmıyorum. Ben o iftiraya katılmıyorum manasındaki cümledir. İşte onların Meryem hakkındaki bühtanı filan tarzındaki ifadeler de bu. Buradaki iftira nedir? Feriya şeklindeki şey yama olarak algılayabiliriz doğrudan doğruya. Çünkü diyor ki sen yamadın. Bunu ne, kime yamadın? Kocana yamadın. Ama o adam onu kabul etmiyor. Yani burada zaten bundan sonraki durum onunla ilintili. O adam zaten şey yapmadı. Yemin etti ve Meryem'in hakkında yemin etti ve eğer yalancıysa Allah'ın laneti üzerime olsun dedi. Bu şekilde yemin etti. Meryem de yemin etti. Karşılıklı iki taraf yeminleşti ve bitti mesele. Bitti mi? Bu şekilde yolun devamı. Ya insanlar kime güveniyor? Bir tarafta Zekeriya var. Fakat problem doğuma kadar ki süreçte ciddi ciddi şey yaşan. Yani 9 aylık süreç esnasında büyük bir propaganda yapıldı. Bu propaganda ne? Duymayan kalmadı. Herkes. Aa öyle miymiş? Aa öyle miymiş? Çünkü bir tarafta Zekeriya'nın ve Meryem'in sözü var. Bir tarafta o anlı şanlı diğer mezhep imamları var. Öyle söyleyeyim. O günün yaşayan liderleri var. O liderlerden. Zaten Meryem'i evlendirme konusunda Ali İmran'daki vekalet meselesi şey değildir. Kim onu tapınakta vekil olacak meselesi değildir. Evlilik esnasında onun evlendirecek olan kimdir? Neden böyle bir kura çekilmeye çalışılıyor? Çünkü Meryem'in bir yakını yok. Bir ailesi yok, bir ehli yok. Zekeriya tapınakta onunla ilgili görevli. Tamam, orada bir şey yok. Ama diyorlar ki Zekeriya sen bu kızın nesisin? Hiçbir şeyi. Yani baldızımın kızı. Durum bu. Yani Hanna ile Meryem'in annesi Hanna ile Zekeriya'nın karısı Elizabeth kız kardeşler. Yani ben onun eniştesiyim diyor. Öyle diyorlar ki biz İmran ailesine şöyle yakınız, böyle yakınız, bilmem neyiz falanız filanız.
biz senden daha yakınız, o senden daha yakın, o şöyle, o böyle. Bu tartışmalar yapılıyor ve nihayetinde onlar da üstün gelemiyor. Yani tamam, Zekeriya'ya eyvallah demiyorlar ama kendi aralarında da tutup bir Zekeriya'yı dışladıkları cümlenin hiçbir, bütün cümleler kendilerini dışlıyor. Çünkü öyle bir yakınlıkları yok. Nihayetinde ne yapalım, ne yapalım? Kura çekelim, kalemlerimizi yarıştıralım. O da tapınağın içerisinden geçen su, akarsu şeyi var, akarı var. O akarın içerisinde yukarıdan kalemlerini bırakıyorlar. Aşağıya koşup gidip bakıyorlar. En önce kimin kalemi geçecek? Böyle bir yöntemle Meryem'in velisi belirleniyor. O velisi zaten evlilikle ilintili karar verme, onaylama, ilan etme, onaylamadan kastım ilan etme, tasdik, ilan demektir. Bu tür şeyleri yapacak olan kişi. Ama Zekeriya'nın eline geçseydi ne olacaktı? Zaten adamların hepsi bozuk. Lekad ci'te şey'en feriyya, sen yamamış bir şey getirdin. Yani bu çocuğu yamıyorsun. Ama bu 9 ay süreci içerisinde de Zekeriya suçlanmış ve öldürülmüş. Bu öyle bir cümle ki, yani adamların sözlerinden dönme şansları bile yok. Yani bir rejim gerçekleştirilmiş. Ya uhte Harune, Harune. Evet, az önce sorduğunuz soru burası. Ma kâne ebu ki, senin baban değildi. İmran Seviyya, öyle sıradan rastgele birisi değildi. Ve ma kün ve ma kânet ümmü ki, senin annen de değildi. Bagiyya, arzulu, istekli, arzulu birisi değildi. Yani anneni de tanırız, babanı da tanırız. Böyle bir şey değildi. Sen böyle bir yamamayla geldin karşımıza. Evet, burada uhte Harune, Harun'un kız kardeşi cümlesi ne demek diye bakıyoruz. Burada geçen de bahsetmiştik. Yahudilerde gelenek olarak aileler kendi aile içlerinden isim verirler. Yani yani siz oğlunuza tutup Musa ismini veremezsiniz eğer sizin soyunuzda Musa isminde birileri yoksa. Böyle bir özelliğe sahiptirler onlar. Zaten Yahya'nın ismini de daha önce öyle bir isim hiç vermemiştik cümlesi de yine o soydan gelip de, yani Zekeriya'nın ailesinde böyle bir isim yoktu. Daha önce hiç kullanılmamıştı böyle bir isim manasındadır. O yüzden bir aile içerisinde eğer şey varsa, bir çocuğa Musa ismi konmuşsa, bir oğlan çocuğuna, onun doğan erkek kardeşine genelde Harun ismi verilir. Kız kardeşlerine Meryem ismi verilir. Yani bu çok doğaldır. Yani uhte Harun ne demek? Meryem demektir. Yani eşittir Meryem diyebilirsiniz. Yani isim kullanımı ile ilintili böyle bir detayı da şey yapmış olalım. Eğer bu gerçekten Meryem'in erkek kardeşi, öz erkek kardeşi olsaydı, İmran soyundan bir erkek var demektir. Onun da çocuğu olma ihtimali var demektir. Ve beklenen Mesih onun çocuğu olabilir demektir. Kimse Meryem'i bu kadar sıkıştırmazdı. Meryem diye üzerine gitmezdi. Dolayısıyla böyle bir çocuk olma ihtimali yok. Zaten annesi Hanna'nın da daha çocuk karnındayken de, hamileyken, erkek veya kız olarak doğacağı belli değilken, çocuğu tapınağa adamış olması Ali İmran soyundan son erkeğin kendi kocası olmasından kaynaklanıyor. O adam ölünce bu aileden bir tane Resul Nebi bekliyorduk. Demek ki benim karnımdaki çocuk
odur diyerek erkek Mesih olacağını düşünerek, erkek çocuk olacağını düşünerek tapınağı vermişti. Ama doğum esnasında kapısında askerler de bekliyordu. Yani öldürülmesi çok çok kuvvetle muhtemeldi. Yani en azından öldürmeye girişilecekti. Saray şeyiyle. Ama süreç o şekilde işlemedi. Başka şekilde işledi. İşte Rabbimin işte nebi, peygamber kadından olur mu, olmaz mı, şu mu, bu mu, o kadın soyundan gelir mi, gelmez mi, miras kadından geçer mi, geçmez mi, kadını bir kenara atan, itekleyen, onu yok sayan, şurada bir bakıyoruz. Bambaşka kadın figürleri görüyoruz. Evet. Harun adında bir erkek kardeşi olabilir. Nasıl olabilir? Yani ihtimaldir. O ihtimalleri de söylemeden geçmeyelim. Annesi daha sonra evlenmiş olabilir. Hanna Meryem'den sonra evlenmiş olabilir ve Harun adında bir kız bir oğlu olabilir. Bu şekilde bir üvey kardeşi olabilir ama o da İmran soyundan değildir. Yani ihtimaller çerçevesinde mi? Çerçevesinde bunu da söylemeden geçmeyelim. Bu ihtimal de var ama asıl benimce kuvvetli ihtimal, daha kuvvetli olan ihtimal isimlendirmeden geliyor. Harun'un kız kardeşi demek, Harun soyundan kız manasına da gelir. Bizzat Meryem kelimesinin öteki okunuşudur diyebiliriz. Bu Levi sülalesinin de yani din adamlarının Levili şeklinde din adamlarının da Harun soyundan geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu soydan gelen bir kızsın şeklinde de bir okuma olabilir. Ama gerçek bir erkek kardeşi olmadığını biliyoruz. Fe eşaret ileyhi, onu işaret etti. Galu dediler, keyfe nükellimu, nasıl konuşalım? Men kâne fil mehdi sabiyya, şeyde beşikte, kucakta diyelim, çocuk olanla nasıl konuşalım dediler. Gale dedi, kim dedi? İnni Abdullahi, ben Allah'ın kuluyum dedi. Burada artık çocuk konuşuyor, bebek konuşuyor. Şimdi burada gale dediğine göre bu bir kavildir. İşte kavil midir, savt mıdır, nutuk mudur gibi o çalışmamızı bunlar bizim çalışmalarımız. Kur'an bize ne söylüyor dediğimiz zaman onu, bu çalışmamızı buraya uydurmamız gerekiyor. Gale dedi, inni Abdullahi, ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya, bana kitap verdi ve beni nebi yaptı. Beni nebi kıldı. Ve cealeni, beni kıldı, mübareken, bol kıldı. Eynema küntü, olduğum her zaman bolluk içerisinde kıldı, bol kıldı. Ve evsani, bana vasiyet etti. Bis salati, desteği ve zekati, namazı ve zekatı diyelim ve zekatı, temizlenmeyi ve desteği bana emretti, vasiyet kıldı. Ma dümtü hayya, yaşadığım müddetçe.
Ve berren bi valideti. Anneme iyi. Bakın aynı şeyi Yahya söylerken ve berren bi valideyhi diye söyletmişlerdi. Onun ağzından değil, ona iyilik ederdi diye, valideyhi diye anne babasına. Burada sadece anneme. Neden? Çünkü öteki adam kendisine lanet etti ve hayır dedi. Bu benim, ya benden değil dedi. Dolayısıyla onun, o lanetli birisi, lanet de bu şekilde işliyor. Velem yecalni, beni kılmadı. Cebbaren şakiyya, beni zorba ve şaki, nasıl diyebiliriz buna Türkçe? Arsız kılmadı. Arsız da olmadı. Arsız da bize farklı bir manaya geliyor. Kopuk derler ya, kırık. Onun gibi bir şey. Yüzsüz gibi bir şey. Ya belki o da olabilir. Ya ondan içerisinden makul bir şeyi seçmek gerek. Şimdi şu son cümlesini de okuyalım. Ondan sonra bu seslenmenin nasıl bir seslenme, bu seslenmeyi duyan insanların ne duyduklarını şey yapalım. Ve selamun aleyye, barış benim üzerimedir. Yeme ulittu, doğduğum gün. Ve yeme emutu, öleceğim gün. Ve yeme ub'asu hayya, diri olarak diriltileceğim, tekrar gönderileceğim güne kadar, güne kadar değil, gün, selam, barış benim üzerimedir. Evet, zâlike İsa ibn-i Meryem'e, işte İsa Meryem budur. Gavlel hakkı, tutarlı olan söz, ellezi fihi temterun, şek etmekte olduğunuz, tereddüt etmedi, acaba öyle miydi, acaba böyle miydi diye şüphe ettiğiniz ikilik içerisinde düştüğünüz doğru söz budur. İsa hakkındaki doğru söz budur. Evet. Hocam, bu ayette Yahya aleyhisselam için de yukarıda benzer gelen bu selamla başlayan kısımda, orada da maziydi ilki, diğerleri muzariydi. Burada da ilki mazi, yine diğerleri muzari. Evet öyle, ama buradaki doğru, oradaki doğru değil. Ne olduğunu bilmiyorum. Doğru değil diyeyim. Burası normal, orası anormal. Anormal. Burası normal, çünkü bunu söyleyen, bu cümleyi İsa söylüyor. Doğmuş, ölecek ve dirilecek. Bunu İsa söylüyor. İsa'nın ağzından olduğu için bu cümlenin kuruluş zamanı doğru. Fakat ötekisi selamun aleyhi. Selam onun üzerinedir. Evet. Ne zaman? Doğduğu gün. Burada hiçbir sorun yok. Yahya doğdu mu? Doğdu. Yevme yemutu, öleceği gün. Yani şimdi bu cümle şey değil ki, bize söyleyen bir cümle. Yani bugün o esnada Zekeriya söyleyen cümle değil bu. Peygamberimiz zamanında yani miladi 610, 13, 14 tarihlerinde, 15 tarihlerinde söylenen bir cümle bu. O yüzden burası anormal. 15. ayet anormal. Birisi derse ki Zeki Hoca sen yanlış anlıyorsun. Bu çerçevede o günden transfer edilen, nakledilen bir cümle. O esnada Yahya yaşıyordu. Şundan bundan dolayıdır diye bir şeyi çevirirse amenna, hiç itirazım olmaz. Ama ben şu ana kadar böyle bir çeviri yapamadım. Çünkü lem yekün olmadı. Evet.
şöyleydi, böyleydi. Evet, bununla ilk ya Yahya Ve kuvvetle tut, kitabı kuvvetle tut cümlesi haricindeki geri ve ateynahu ve ona verdik cümlesi den itibaren ben anlatı hikaye moduna dönüyor diye düşünüyorum. O yüzden öldüğü gün değil, öleceği gün yazıyor burada. Öleceği gün, doğduğu gün, öleceği gün, diriltileceği gün, selam onun üzerine olsun cümlesinde öleceği gün, yani sanki yaşıyormuş da hala öleceğinden bahsediliyor manasına gelir. O yüzden bana tuhaf geliyor burası. Mesela şöyle olsaydı, selamun aleyke yevme diye şey yapsaydı ve TT diye şey o da uygun gitseydi ne derdi ki ya Yahya diye başladığı gibi selam üzerine olsun doğduğun gün öleceğin gün dileceğin gün selam senin üzerine olsun diye bir konuşma cümlesidir. O gün Yahya'ya söylenmiştir bu cümle. Onun naklidir deyip şey yapabilirdik ama bunu yapamıyoruz. Başka tür okuma şansım da yok. Benim Arapçam bunu farklı tür okumaya okunabilir mi veya okunamaz mı? Başka bir çözüm var mı? Bunu şey yapmıyor. Oraya yetmiyor. Ama bunu anormalliği fark etmiş durumdayız. Burası hocam tarihselcilerin tarihselcilik savunusunu bozacak bir ayet olmuyor mu o noktada? Bunu hiçbir yere oturtamazlar. Ama zaten yanlış bir ifade. O zaman şu noktaya gideriz. Ya Kur'an'da bu ayet düzgün not edilmedi. Veya işte öteki ayetten karıştırılmıştı. O yüzden böyle dendi. Benzerlikten veya ne bileyim başka bir şey demek gerek. Bu cümle doğru değil çünkü. Ya yani düzgün bu tarihselcilere bir çamur atmaz. Bu Kur'an'ın kaydına çamur atar. Yani burada hikaye içerisinde ki o gün şunu şöyle söyledi şeklindeki ifadeler o günkü cümle kuruluşuna aittir. Ama hikayecinin anlattığı hikaye diyerek yani hani tanrısal ses denir ya hikaye anlatıcısı her şeyi gören her şeyi duyan kişi anlatır ya hikayeyi. Her şeyi görüyormuş gibi anlatır. Böyle bir hikaye anlatıcısına benzemiyor. Bu 15. ayette tuhaflık var. Evet. Peki İsa bebek nasıl konuştu? Bu bir mucize. Evet, bu bir mucize. Önce bu konuşmanın ne işe yaradığını belirleyelim. Çünkü burası önemli. İsa Hocam, bebek. Buyurun. peki o zaman Yahya'ya da Sabiyen sıfatıyla hikmeti verdik, hükmü verdik diye geliyor. Orada da mı bebekken diye bakacağız o zaman? Bir önceki sayfada ya Yahya huzel kitabi bi kuvvetinde o anlatıcı ateynahul hükme Sabiyen diye gelen yeri biz Sabiyken ona hükmü verdik kitabı diye anlıyorum ben de o kitabın sıfatı gibi, ismi gibi. O zaman onu da öyle mi anlamamız gerekiyor? Aynı Sabiyen geliyor çünkü. Bir tek Evet. burada beşik var. O beşiği de ben hani yatak olarak hep anlıyorum. Beşikten ziyade. Dünya içinde kullanılıyor. Şimdi Yanlış mı anlıyorum bilmiyorum hocam. Mehde dünya
mı diyeceksiniz? Beşik yok, beşik kıldık dünyayı, arzı beşik kıldık geçen Evet. ayetlerde de Mehdi kullanıyor. Mehit, evet, o yüzden beşik diye şey yapmıştı. Zaten beşik değil de kucak, kundak gibi şey yaptım. Şu anda bir beşikte değil, kundakta. Annesi Ama taşıyor şu anda. Sabiyen gelmiş olmasını hani Yahya ile birleştiremedim ben o yüzden. Eğer bu bebekse orada ona hükmün verilmiş olmasını ben kafamda toparlıyorum. Şimdi söyleyeceklerim belki sorunuza cevap olabilir. İsa niye konuştu? İsa'nın konuşması, bebekken konuşması ne işe yaradı? Bunun amacı nedir? Bunu bir anlamaya çalışalım. Bu anlam çerçevesinde o kafamızda oluşan soru işaretlerine bir bebeğe veya bir çocuğa hikmet verilir mi? O verilen şey hikmetse o bir kitap mıdır? Yoksa bir yetenek midir? Gibi cümleleri onun üzerine kurmaya çalışalım. Şimdi az önce dedik ya, 9 ay boyunca, yani adamın tutup Meryem bakire değildi demesi, o lanetli herifin bu şekilde demesinden, Meryem'in bebeğini doğurup toplumun karşısına getirene kadar ki süreci düşünün. Bu süreç tuzak bir süreç. Kalbinde şey olanların hepsinin içine düştüğü, hatta daha fazlasının da içine düştüğü bir tuzak. Benzer bir tuzak, işte geçen de şey yapıyorum, Nur suresinde de okuduk. Yani siz böyle böyle demeniz gerekmez miydi? Siz böyle davranmanız gerekmez miydi? Siz ne kadar kolay zannettiniz ağzınıza bu tür cümleleri almayı. Bizim bu konuda konuşmamamız gerekir. Bu bir büttandır. Olur mu öyle şey? Demeniz gerekmez miydi cümlesinin karşılığını şey yapmamız lazım. Çok insanlar konuştu. Konuşmanın ötesinde tartıştılar. Tartışmanın ötesinde çatıştılar. Hatta bu çatışma Nebi'nin ölümüne kadar sebep oldu. Meryem, buradaki şey şu, bir iktidar mücadelesi, bir haklılık haksızlık, daha doğrusu bir PR çalışması, toplum karşısında yapılan bir PR çalışması. Bir taraf Allah'ın nebisini ve temiz kalmaya çalışan insanları şey yapmaya çalışıyor, halkın gözünden düşürmeye çalışıyor. Öteki taraf ise ayakta durmaya çalışıyor. Şeyden sonra Meryem bu şekilde iftiraya maruz kaldıktan sonra ne olduğunu düşünürsünüz? Olan şey, karşılıklı olarak milletin huzurunda, karşında lanetleşmektir. Gerçekleşti. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra Zekeriya'nın bir şey yapması gerekiyor. Bu şekilde kaldığı müddetçe kimse bir daha, yani bühtan böyle bir özelliği var. Bir taraf iddia etti ve bitti. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Biz bu iddianızı kabul etmiyoruz olması gerekiyor. Yani siz yalan söylüyorsunuz. Bu nasıl söylenebilir topluma? Meryem eğer dindar, makul, masum birisi, zina etmemiş birisi eğer Meryem'le evlenirse, Meryem'in bu karşı tarafa siz yalan söylüyorsunuz, biz size inanmıyoruz, biz Meryem'e inanıyoruz. Meryem bakireydi manasına gelir. İşte Zekeriya'nın yaptığı şey de bu. Zekeriya yeğeni Yusuf ile Meryem'i nişanlıyor. Bu şu demek: doğum gerçekleştikten sonra evlenecekler manasına geliyor. Ama bu nişanlılık, hani biz diyoruz böyle gizli saklı yapılan bir şey değil, ilan ediyor. Zekeriya, şey, Yusuf ile Meryem nikahlandılar. Ya olur mu? Zina eden ancak zina eden birisiyle evlenebilir. Meryem zina etmedi ki. Dolayısıyla Yusuf da evlenebilir. Yusuf'un bu cesareti göstermiş olması, Zekeriya'nın bu şekilde bir hamle yapmış olması,
O aradaki propagandanın yani o 9 ay esnasındaki çatışmanın bir parçası. Yani bir taraf siz kötü insanlarsınız diyor. Öteki tarafta hayır biz kötü insanlar değiliz. Yalnız da değiliz. Hayır Meryem bakireydi. Biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz. Siz yalancısınız diyerek bir nikah kıyabiliyorlar ve bunu ilan edebiliyorlar. Bir taraf bunu yapıyor. Tabii ki karşı taraf bu durumda yani normalde kız tarafı çekilir, boynunu büker, çeker giderdi. Şu ana kadar hep öyle olmuştu. Zaten ona benzer şeyler şey okuduğunuz zaman neydi onun adı? İncil'i okuduğunuz zaman görürsünüz zaten. Hazreti İsa'nın önemli konularından bir tanesi de bu boşanma meselesidir. Musa bize izin vermişti. Kağıdını evrak şey yapsa boşarız. Boşanma yasak mı demek istiyorsun filan diye. O da boşadığınız insanları zinaya sürüklüyorsunuz. Fuhşa sürüklüyorsunuz. Boşanmayı bu şekilde yapmayın. Şeklinde böyle bir orada çok hileyi şerriye diyebileceğimiz çok dalavereler dönüyor. Kızı evine gönderiyorsunuz. Gelin kızı hiçbir şey vermeden, mihrinin şunu bunu falan filan vermeden evine gönderiyorsunuz. Kız da tıpış tıpış gitmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü eğer mihrinizi isterseniz şey diye bağıracak. Zina etti diye bağıracak. Sesini çıkartmıyorsun ki duyulmasın. Yani bu çok ciddi bir şey. Ama Meryem noktasında bu farklı cereyan etti. Karşı taraf yani Zekeriya tarafı onu zina etmemiş birisiyle, iyi bilinen birisiyle, iyi olduğu bilinen birisiyle Marangoz Yusuf'la nikahladı. Bu karşı tarafa siz yalancısınız. Doğrudan doğruya bir şey diye düşünün. Karşı tarafın bugünün şartlarında Mahmud Efendi'nin oğlu olduğunu düşünün. Damadın. Onun böyle bir şey yaptığını düşünün. Siz yalancısınız diyorsunuz. Mahmud Efendi'ye de oğlana da hepsine bir laf demiş oluyorsunuz. Bunun halk içerisindeki infiali veya onun taraftarları arasından nasıl anlaşılacağını düşünebiliyor musunuz? Çatışma bu zaten. Ardından Yusuf'a baskı yapıyorlar. Yani sen nikahı bırak, boşa onu işte şey yap ama Yusuf direniyor. Ardından da Meryem uzaklaşıyor. Yani iş Yusuf'un meselesi değil. Meryem'in meselesi olarak Meryem halktan uzaklaşıyor. Ama uzaklaşmış olması şey yapmıyor. Zekeriya'nın ne zaman şey yaptığını, öldürüldüğünü bilmiyorum ama o uzaklaşmadan önce mi sonra mı şeyin Meryem'in toplumdan kaçtığını görüyorum. Şimdi çerçeve bu. Meryem kucağında çocukla geliyor. Ve herkes artık şey yapmış. Zekeriya öldürülmüş. Meryem kaçmış. Yusuf ortalıkta ama Meryem yoksa ne olacak? Bir şey yok ve bunun üzerinden 9 ay geçmiş ve artık yatışmış ortalık. Esasında şey var ama depreştiren bir şey geliyor. Meryem kucağında çocukla geliyor. Ve o çocuktan bir ses çıkıyor. Bu ses ister ruhun sesi deyin, ister Ruhul Kudüs tarafından biz İsa'yı desteklemiştik ayeti var. O olduğunu söyleyin. İster şöyle deyin, ister böyle deyin. Ne derseniz deyin. Orada bulunan herkes onu duydu. Duyduğu şey de bu mesajdı. Ben Allah'ın kuluyum. Ben o nebiyim, beklenen nebi benim. Bana öğretti, ister öğretti. Şimdi gelelim öğretti meselesine.
geçmiş zaman nedir? Mazi ve muzari nedir? Cümlesine. Arapçada mazi fiil bir şey olmuş bitmiş veya olmuş bitmiş hükmündeyse mazi fiildir. Muzari fiil İngilizce'deki gerund gibi şeydir. Olmamış, tamamlanmamış, bitmemiş. O yüzden biz ona duruma göre gelecek, duruma göre geniş, duruma göre şimdiki zaman falan filan diye bir sürü şey veririz. Ama bunların hiçbirisi onu gelecek zamanda bir fiil hale getirmez. Arap açısından bakış, bir fiilin tamamlanmış veya tamamlanmamış olması durumudur. O yüzden muzari bir fiil olmadı, bir şey olmadıysa geçmiş nasıl olabilir? Olamaz. Olmayan bir şey geçmiş olamaz. Lem edatıyla, lemma edatıyla bir şeyler geçmişe doğru yamanır. Bir şeyin olmaması evet, onu mazi fiile açıklanamaz hale getiriliyor. Burada İsa'dan bahsediyoruz. İsa daha doğmadan önce, hatta ta Musa zamanında bile işte şöyle şöyle olacak, işte Meryem oğlu değil de İmran soyundan son nebi böyle gelecek diye. Gelecek olan son gelecek olan nebi işte şöyle olacak, ondan sonra bu gelecek, şöyle şöyle yapacak diye bahsedilen, o bahsedilen sen misin diye sordukları kişidir. O benim. O İncil'i öğretilecek olan, hükmü kibet verilecek olan benim. Biz bunu Türkçe'de söylüyoruz. Arapça'da böyle söylenmez. Arapça'da verilmiş olan benim. Biz bunu şeyde, bu savunmayı, bu ifadeleri şeyde görürsünüz. Ya cennetten, cehennemden bahsedilir ama mazi fiille bahsedilir. Bunun açıklaması da böyledir. Mazi fiil kesin gerçeklikler için de kullanılır. Henüz gerçekleşmese dahi. Beni nebi kıldı, bana kitap verdi ve beni mübarek kıldı. Bol, bollukla kıldı. Beni anneme hürmetkar ber yaptı, beni cabbar ve şaki yapmadı. Ben öyle birisi değilim. Ben böyle birisiyim dedi ve böyle bir nida, böyle bir ses duyuldu. Bu ister kulaklarından girsin, ister beyinlerinde çınlasın. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Buradaki gale kelimesi kavildir. O yüzden şöyledir, böyledir diye bir tartışmayı da yapmayı düşünmüyorum. Ki o 9 ay içerisinde yapılan bütün propaganda, o propagandayı yapanlar, aha gördünüz mü kaçtı diyenler, ama şöyle diyenler, aha işte biz böyle cezalandırırız diyenler, şunlar bunlar. Ne dedilerse de bu ortaya çıkıyor. Bu bununla ortaya çıkıyor. Ve bakacak olursanız
Şimdi böyle ayet bitti. Zalike İsa ibn Meryem'e diye bitti ama tarihsel olarak bakacaksak esasında tam da çıngarın koptuğu yer burası. Hocam buraya şöyle bir şey diyebilir Buyurun. ya, ben içimden geçeni anlayabildiğimi söyleyeyim. Şimdi biz bütün nebilere, kitap verilen nebiler üzerinden okuduğumuzda hep bir süreç arıyorum ben okurken. İşte ne zaman verildi? Ne yaşadı da ne arada nübüvvete tabi oldu ya da risalet verildi? İsa'nın geleceği, nebi olarak geleceği, hani kitap olarak değil de nebi olarak geleceği önceden biliniyorsa, ondan dolayı mı ki doğar doğmaz sanki risaletin mührü gibi mi diyeyim? Ona nasıl denir? Nübüvvetin tasdiki gibi mi denilir? O cümle olmuş olmuyor mu burası? Bakın ben birazcık daha anlatayım. Açıklığa kavuşursa devam edelim. Kavuşmazsa yine şey yapın. Yahya var ya. Şimdi bu olayın ardından hiç de geri çekilmiyorlar. Yani karşı taraf yani halk elbette inananlar, destekleyenler, şey olanlar var ama ortalıkta peşinden gidilecek bir nebi yok. Önceki nebi öldürülmüş. Ortalıkta şey yok. Yani İsa'nın hadi tamam biz sana iman ettik, senin peşinden gideceğiz, sana destek olacağız. Sen ne dersen o diyecek bir durum da yok. Bu sözü duymuş olmaları bir şey ifade etmiyor. Hadi Meryem ne söylersen sen biz sana uyacağız cümlesi de yok. Çünkü Meryem'in böyle bir iddiası da yok. Bu çocuk büyüyecek ve nebi olacak. Ama şöyle bir sorun var. Adamlar ölümüne geliyorlar, öldüresiye geliyorlar. Yani sarayda din adamları da şeyler de hani ayette ne diyor? Onlar öteki tarafa inanmıyorlar. Yani sizi kandırıyorlar. Onlar öteki tarafa inanan insanlar değil. Yani ben din adamı derken şey kastetmiyorum. Dindar insan kastetmiyorum. Din adına insanları sömüren insanlardan bahsediyorum. Bunlardır zaten Meryem'i ve Zekeriya'yı insanların gözünden düşürmeye çalışan, son nebiyi insanların gözünden düşürmeye çalışan şeyler bu. Son nebi kastetmiyorum. Beklenen Mesih'i insanların gözünden düşürecekler ki kendi düzenekleri devam etsin. Bu insanlardan şey bekleyemezsiniz. Ve öldürmeye geliyorlar. Öldürmeye kalkışıyorlar. Yusuf Meryem'i ve çocuğu alıyor. Hemen hızlı bir şekilde Mısır'a kaçıyorlar. Ve 30 yaşlarına kadar yani o şey olabilir ve belli bir şeyden Herod ölüp de ondan sonra ki oğlu filan yerine geçip de bir şeyler epeyce durulana kadar artık kaç yıl geçiyorsa ondan sonra geliyorlar. Geldiğinde de İsa ile ilgili herhangi bir şey yok. İsa ne zaman İsa'lığını yani ben İsa'yım, o beklenen Mesih benim cümlesini ne zaman kuruyor biliyor musunuz? Ta 30 yaşında. Peki insanlara şu hatırlatılıyor. O Meryem oğlu İsa var ya, o bu işte. Çünkü herkes iddia edebilir. O gün öyle bir şey oldu, gitti, geldi falan oldu filan dedi, kaçtı gitti. Ne oldu? Geldi. Herkes iddia edebilir ben İsa'yım diye. Bakın böyle bir cümle var ama İsa'nın İsa olduğunu, İsa'nın o İsa olduğunu kim biliyor? Kimse bilmiyor. İşte Zekeriya'nın oğlu olan Yahya'nın şeyi tasdik edici oluşu o Allah'ın kelimesini tasdik edici oluşu. Nerede geçiyordu o cümle? Yahya'dan bahsederken o kelimeyi tasdik edecek
diyordu. Onu niye bulamıyorum? İşte Yahya insanları vaftiz ederek o bir yaşantıyla Yahya kaybolmuyor şeyde Kudüs'te. İnsanlar onu şeyin oğlu olarak Zekeriya'nın oğlu olarak biliyorlar. O insanları takdis eden vaftiz eden suyla vaftiz eden bir görev üstleniyor. Zaten topluma da karışmıyor. Şeyde kiliseye tapınağa gidip de ben Zekeriya'nın oğluyum, benim görevim bilmem neyim falan filan öyle bir şey de yok. Öyle bir görevi de yok. Zaten almazlardı da. Nasıl denir ona? Bir tür nebilik yapıyor. Ya artık bilemiyorum kelimelerim tarif edemiyor. Ama İsa geldiğinde İsa da Yahya tarafından vaftiz ediliyor. Ve Yahya diyor ki İsa budur. Yani Yahya'nın cümlesidir esasında İsa'nın o İsa, o Meryem'in kucağında getirdiği o bebeğin bu olduğunu iddiasını söylüyor. Yahya söylüyor. Kur'an'da Yahya kelimelerini ararsak kuvvetle muhtemelen onun geçtiği yerlerde aradığım şeyi bulabiliriz. Evet. Ali İmran o şeydeyse. Fenadethu ona ben yanlış şekilde anlıyormuşum. Yanlış yerde arıyormuşum da o yüzden bulamadım. Ona seslendiler. El melaiketü melekler ve huve gaimun o ayaktayken yusalli namaz kılarak fil mihrabi o öne çıkış yerinde. İnnallâhe yübeşşürüke seni müjdeliyor bi Yahya ile musaddikan bi kelimetihi minallahi. Allah'ın bir kelimesini tasdik edici olarak. Bakın bu cümle önemli, çok önemli bir cümle. Allah'ın kelimesini tasdik edecek. Yani Allah'ın vaadi. Kelime ne demek? Allah'ın vaadi. Allah'ın kelimelerine değişiklik olmaz. Allah'ın vaatlerine değişiklik olmaz. Yani bu Mesih, beklenen Mesih budur. Onu tasdik edecek. Bu evet, evet bu odur diyecek. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman İsa'nın da gelip de 30 yaşları civarında Yahya tarafından vaftiz edilmesi ve ilan edilmesi bunu gördüğümüz zaman biz çocuk yaşta bu işlerin olmadığını anlıyoruz zaten. Evet, bu birazcık daha makul geldi mi? Yani evet,
bebek ben nebiyim diyor ama insanlar için yani takip edilecek bir Resul Nebi gibi izinden gidilecek, ağzından çıkana bakılacak bir durum söz konusu değil. O bir bebek. Duası böyle. Hocam ben buraları anladım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Orayı da askıda bıraktım. Bilmem gerekmiyor diye düşünüyorum o zaman. Yani orası mucizevi gibi bir noktada kalıyor. Aciz bırakıyor orasını anlamak beni. Evet, öyle de olmaz. Öyledir. Öyledir. Öyle Evet. Oluyor hocam. Tam öyle, öyle oluyor. Aciz bırakıyor ve tam bir mucize ise burası, bizi aciz bırakan noktaysa burada kalıyor. Sürecin kalan kısmında bir sıkıntı yok. Daha güzel oldu. Ben bunu bilmiyordum. Ali İmran 39'u. Hiç hatırlamadım böyle bir şey. Sormamışım kendime de. Evet. Meryem için de Allah'ın kelimesini tasdik etme açısından ayet var. Bu yapılan şey Allah'ın kelimesini, Allah'ın vaadini tasdik etmektir. Yani meleğin verdiği o emren makdiyya, bu zaten gerçekleşmiş, bitmiş, hükmü verilmiş bir iştir cümlesinde gördüğümüz bir içerik var. Belki romantikliğimizi de kaybettik. Belki bir şeyleri de kaybettik. Bilmiyorum. Yani evet, bize o kadar çok her şey mucizedir, her şey mucizedir dedikleri için mucize cümlesi, mucizeyle bir şeyin açıklanması bize ters geliyor olabilir. Yani biz çünkü bunlardan kaça kaça büyüdük. Ama bu bizim tepkisel yaklaşımımız mıdır? Yoksa bunun içinde gerçekten mucize olan kısım var mıdır, yok mudur? Zaten dengeyi tutturabilmektir önemli olan. Ya burası hocam, yani insan gözüyle bakınca, hani ben sihir gibi düşünerek değil, insani boyutta ya da beşeri boyutta, hani ne derseniz, varlık olarak baktığımda, yani hiç daha yaşamadığı bazı olayları yüklenerek bunu söylüyor olması bana o yüzden mucize olarak geliyor. Evet. Yani onu kendi söylüyor söylemiyor orasını bilemem ama hani kendisine yüklenen şeyi de, yani annesine olan durumu, hani yaşamsal boyutu, amelse hani namaz, zikir, şey, zekat olması, hani bizim temelde baktığımız en ağır şeylerin üzerinde bulunuyor olmasını, çocuk haliyle, yaşı kaç olduğu önemli değil, bunu yükleniyor olmuş şekilde söylemesi, yani düşünemiyorum ben. Ben düşünemiyorum bu kısmını. Yok. Bir Öyle kere dedi o veya kadar söylemedi. yani Onu sabi, bilemem. sabi kelimesine bakarak yani onun işte 6-7 yaşlarında falan gibi o yaşlara kadar çıkartmanın bir şey yok. Onu taşıyarak geldi. Hamelethu cümlesi bence hala onun kucakta olduğunu, kundakta olduğunu gösteren bir ifade. Zaten daha ertesi de olamaz. Olmaması gerekir. Diye düşünüyorum. Ama Rabbim yolumuzu açık etsin. Dikkatli bakmaya devam ettiğimiz müddetçe elbette bir şeyler göreceğiz. Bizim için şu anda yani biz şu anda bir duvarı, yani büyük bir duvar vardı. Yani İsa'nın babasızlığıyla ilintili kocaman bir duvar örülmüştü. Biz o duvarın altından emeklemeye çalışıyoruz. Ama çıkarken elbette eksik, gedik, yani biz hangi sureyi okuduk, hangi şeyi okuduk da her şey tamam geldi. Gerçekten zorlanıyoruz. Ama ben olayın büyük kısmını, yani bu şekilde okuduğumuz zaman büyük bir kısmını hallettiğimizi düşünüyorum. Yani ana taşları yerine oturtturduk diye düşünüyorum. Elbette daha farklı okumalar mümkün olabilir. Belki bir yerden tarihi bir bilgi, belki başka bir yerden başka bir kayıt bir şeyler çıkar. Belki bizim Yahudi kaynaklarına daha rahat okuyup da orada böyle şeyler söylüyormuş, biz bu tarafa hiç fark etmemiştik gibi cümleler bile olabilir. Ben bu açıdan şeyi çok hoşuma gitti. Ne kadar zihinsel olarak şey yapmasam bile,
ayetleri farklı okusam bile Kehf suresindeki Musa hikayesini Hüseyin Hoca'nın anlatışı, yani Musa'nın saraydayken bir saray görevlisi ile birlikte veya saraydan birileriyle birlikte yaptığı bir şeyler, olaylar olarak görmesi, o şekilde okuması benim çok hoşuma gitti. Doğruluğu yanlışlığı açısından değil. Çok farklı bir bakışta, evet ya biz Musa diyoruz da, Musa'nın o tarafına basıyoruz da, Musa daha önce saraydaydı. Sarayda acaba başına ne geldi, ne bitti, ne oldu? Onunla ilgili bir şey mi acaba? Biz bu açıdan hiç görmedik. Buradaki ayetlerde de elbette farklı bakış açıları olacaktır. Onlardan daha doğrulacaktır. Ama dediğim gibi ben işin şey tarafındayım. Meryem'in kocası tarafındayım. Yani orasını hikayeyi bu şekilde okuyabilmek, Kur'an'dan okuyabilmek, Kur'an'ın bana yok ya işte ehlinden uzaklaşmıştı, ondan sonra melek geldi, böyle böyle dedi, bu karar verilmiş bir şey dedi, o da hamile kaldı, ardından attı bir kendini bir kenara, neden işte şöyle şöyle ve iftira olarak getirdim bunu dedi. Bakın yani cümleler o kadar birbirini tamamlıyor ki, ha ne olmuş, Meryem evlenmiş, kocası iftira atmış, o şekilde doğmuş, ha böyle bir şeymiş. Ya burası beni rahatlatıyor. Detayda elbette eksiklerimiz, kusurlarımız, şeylerimiz olacaktır ama o da bilgilerimiz tamamlandıkça tutarlı, Kur'an içerisinde tutarlılık dır esas şeyimiz. Ama dediğim gibi kelimeler konusunda saft olunca bu olur, nutuk olunca bu olur, kavl olunca bu olur, ötekisi olmaz gibi ifadeler Kur'an'dan çıkartalım. Bunu zihnimizde oluştur. Gelmeyelim ama Kur'an'dan çıkartalım deyince Kur'an'da da böyle hadi pat diye çıkmıyor. Eğer biz hayır kelimesini Kur'an'dan arayacak olursak Kur'an'da iyilik manasına geliyor hayır. Onu beklenen manasına getirdikten sonra ancak onun yanındaki diğer kelimeler ortaya çıkabiliyor gibi. Veya af kelimesini bağışlamak değil de vazgeçmek dediğimiz zaman bir şeyler çıkıyor. Yani bu kelime çalışması da bunlar hepsi beraber ilerleyen şeyler. Hikayeleri ilerletiyoruz. Hikayeler bizim zihnimizi zorluyor. Olmaz öyle şey dedirtiyor. O esnada kelimelerin öyle değil de böyle olduğunu anlıyoruz. Ha diyoruz, onlar işte hikayeler kelimelerimizi zorluyor. Kelimelerimiz hikayelerimizi düzeltiyor. Empati kurmak en önemli silahımız arkadaşlar. Yani Meryem, yani bu böyle şeyler oluyormuş, Allah'ın mucizesiymiş. Allah senin kız kardeşine versin öyle bir mucize diyeceğim geliyor insanlara. Yok böyle bir mucize. Kim böyle bir mucize kaldırabilir? Bu arada şunu da şey yapayım. Camide şey okuyorlar. Hadis kitapları okuyorlar. Sabah namazından sonra bazen işte belli şeylerde gruplar oluşuyor ve okuyorlar. Ben de onlara bir tanesine denk geldiğimde şey olmuştu. Bir tane hadis var. Diyor ki İsa gibi beşikte konuşan üç kişi daha vardır. Bilmem ne kabilesinden bilmem kim, bilmem ne kabilesinden bilmem kim, bilmem ne kabilesinden filancıların filancası filan diye böyle işi sulandıracak, bu olabilir bir şeymiş gibi gösteren hadisler de var. Şimdi niye söyledim bunu? İnsanlar söylüyorlar bir şey ve bu söyledikleri bir yerlerde kayıt altına giriyor ve bunlar tekrarlanıyor. Ben
daha güzel şeyler söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Zalike İsa ibn Meryem'e kavlel hakkı. İşte İsa Meryem, İsa oğlu Meryem ve onun hakkındaki hakikat, tutarlı olan söz. Ellezî fîhi temterûn. Hakkında çelişkiye düştüğünüz, zıtlık yaşadığınız, ikileme düştüğünüz, tereddüt ettiğiniz söz bu. Şimdi bu noktadan geriye doğru bakmamız gerekiyor. Bu hikayenin içerisinde Habeşistan'daki bir Hristiyan'ın ne anlaması gerekiyor? Zihninde hangi sorular var da bu ayetler onların hangilerini cevapladı? Evet, bu soruyu cebimize koyuyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bu soruyu niye soruyoruz? Bakış açımız bu olsun diye. Mâ kâne lillâhi en yettehize min veledin. Veletten edinmesi Allah için olmaz. Allah'ın bir velet edinmesi olmaz. Bir şey doğurması, doğurmuş bir şey edinmiş olması söz konusu değildir. Sübhanehu. Onun tekliği o öyle tektir ki iki olamayacak öyle bir tektir ki onun çocuk edinmesi mümkün değildir. Bu manada işte tenzih. Tenzih ifade eden bir anlam. Onun tekliği. Onun merkezliği. İza kada emran, bir emri, bir işi karar verdiğinde fe innema yekulu lehu kun feyekun. Onun için ol demesi, onun için ol demesidir. O oluverir, olmaya başlar, oluşur. Ve innallâhe rabbi ve rabbekum. Allah Rabbimdir ve sizin de Rabbinizdir. Fa'buduhu. Ona kulluk edin. Hâzâ sırat-ı mustakîm. Bu doğru yoldur. Bakın bu 36. ayet var ya. Bu 36. ayet esasında İncil'dendir. İsa'nın sözüdür. Allah Rabbim ve Rabbinizdir. Ona kulluk edin. Cümlesi İsa'nın ağzından İncil'de olan bir cümledir. Bunun şeyini bir ayette İsa ağzından yine Kur'an'da da söyleniyor da o yüzden bu kadar şey söylüyorum, net söylüyorum. Fahtelefel ahzabu. Hizipler, mezhepler ihtilaf etti, zıtlığa düştü. Min beynihim, aralarında zıtlığa düştü, ihtilaf ettiler. Muhtelif hale geldiler. Buradaki ahsaptan kasıt hem Hristiyanlık içerisindeki mezheplerdir hem de Yahudilik de dahildir bu şeye. Ama toplamda bakacak olursak
Yahudi şey Hristiyan mezhepleri olarak şey yapmak mümkün. Fe veylün vay lillezine keferu görmezden gelenlere min meşhedi yevmin azim o büyük günün şahitliğinden vay o görmezden gelenlerin haline. Esmiya bihim ve ebsir. Neler görecekler, neler işitecekler. Bu ifadede iyi anlayabiliyor musunuz? Bu nasıl bir ifade? Esmiya bihim ve ebsir. Hocam orayı işittir onlara ve göster gibi anlamıştım okurken. Hayır hayır. Burada bir detay var da. Başka. Ben göremedim. Bu kadar okudum sadece. 24 siganın son iki sigasını hatırlayın. Acayipleme kalıpları diye geçen. Onu bilmiyorum hocam. Nasara yensur, nasan fehve nasur, vezake mensurun, lem yensur, lemma yensur diye başlayan o 24 siga var ya, geçen gün şeyde de paylaştığınız şey o değil miydi? 10 tanesi sonunda var orada hocam. Taaccüp fiili var. Taaccüp fiilleri diye 2 tanesi var. Dur hemen şuradan bakayım. Ben 10 tanesini biliyorum hocam. Diğerlerini bilmiyorum. Evet. Evet, o sayfanın 24 siga şeklinde emsile diye şey yaptığınız son ikisine bakarsanız orada geçer. Şaşkınlık ifade eden kısımdır. Esmiya bi. Esmiya bihi. Tamam hocam, biz hiç oraya geçmemiştik. Arka sayfayı diyorsunuz siz. Şimdi onun sonunda iki tanesi. Okuyun orada. Ne diyor? Ensir bihi fiili tacip sani var, bir de evvel var. Ne çok yardım edici, ne yardım edici. Evet. Demiş mesela Nasara ile. Ensir bihi. Gördünüz mü? Evet. Esmiya bihim. Yani esmiya formuna gelmiş. Bir harf ecelinden sonra da bir tane zamir almış. Onlar ne acayip şeyler görecekler ve ne acayip şeyler duyacaklar. O da ne acayip şekilde yardım etmek diye bahsediyor. Taaccüp bu işte. Hocam hiç arkasını çevirmemiştim. Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Yani ondan önce de birkaç tane siga var. Onları da şey yapmayın diyormuşum. Rastladığınız zaman. Ama hiç dikkatimi çekmemişti hocam benim onlar. Fiil gibi bakmamıştım ben onlara. Arka sayfayı çevirmeyince öyle oluyor demek. Evet. Sağ olun hocam. Yeme ye'tunena bize geleceklerinde ne görecekler ne duyacaklar. Nasıl neler duyacaklar ne şey yapacak. Şaşkınlık ifade eden bir şekilde çevireceğiz orayı. Lakinil zalimune lakin o zalimler el yeme o gün fi dalalim mübin. Apaçık bir çıkmaz içerisinde olacak o gün. Evet. Yani sadece hikaye değil, bu cümlelerin de Necaşi'ye neler söylemiş olabileceğini düşünün. Yani Hristiyanlık mezheplere bölünmüş, mezhepler bu konularda ayrı ayrı yollar tutturmuş ve bir tanesini Roma almış gidiyor. Gidiyor da nerelere gidiyor? İsa şöyledir diyor, Meryem böyledir diyor, falan diyor, filan diyor. Ve mesafe uzaklığından dolayı rahat bir şekilde Necaşi şeyden uzaklaşmışabilmiş.
ya biz takmayız bunların böyle dediklerine filan deyip uzaklaşabilmiş. Ama yine de büyük bir kısma karşı küçük bir kısım. Yani bütün Mısır bölgesinin, bütün Yemen bölgesinden tutun İran bölgesine veya Anadolu kısmına veya Avrupa tarafına veya Kuzey Afrika'daki bütün o kısmı düşünün. İspanya'ya kadar Hristiyan dünyasını düşünün. Hristiyan dünyasını Roma himayesine almış. Kendi ülkesinde olsun olmasın bütün Hristiyanlara himayelik ediyor. Bir şeyler yapıyor. Bu kadar içerisinden dini bir kaygıyla olmaz öyle şey ya bu da ne biçim bir şeymiş diyerek ayrılıyor. Biz sizin bu dediklerinizi tanımayız diyerek Habeşistan ayrılıyor. Ne kadar zor bir şeydir biliyor musunuz bu? Yani onların dini yanlış, benim dinim doğru. Ve son gelen peygamber de onların söylediğine benzer cümleler söyleyince ah tamam diyorlar. Yani ne kadar bir güç buluyor, destek buluyor. Diyor ki bakın diyor evet doğruymuş. İsa hakkında bizim duruşumuz doğru duruşmuş. Biz dik duruyormuşuz. Yamulup giden o Roma ve onun himayesindeki diğerleriymiş. Bunu söyleyebildi. Yani o dik duruşu yapabildi. Hocam Kur'an'da geçen Nasaralar Necaşi grubu mu oluyor o zaman? Bunlara çalışmak lazım. Bence hayır. O ismi alabilecek Suriye bölgesinde, Irak bölgesinde de insanlar var. O yüzden ben Necaşilere özel olduğunu düşünmem. Çünkü yakın olduğu için itiraz edemediler ama pek de takmadılar. Fakat 3. 4. konsilden sonra 450 senesine falan yaklaştığında ciddi şekilde Roma ile çatışmaya başladılar. Halk çatıştı. Bu sizin söylediğiniz dini biz kabul etmiyoruz diye. Devlet de devlet dini olarak, devlet mezhebi olarak zorlamaya kalkışınca yüz binlerce insan katledildi bu sebepten dolayı. O yüzden Nasara isminin sadece o taraftaki veya sadece bu taraftaki olarak yapamıyorum. Çünkü Doğu kiliseleri diyerek büyük bir kısım itiraz etti şeylere. O yüzden Hristiyanlığa baktığınız zaman ilk üç konsili ekümenik kabul edenler. Yani onları kabul etmiyorsanız zaten Hristiyan sayılmıyorsunuz. Bir onlar var. Ondan sonra 5 konsili kabul edenler var. Ondan sonra 7 konsili kabul edenler falan filan gibi böyle konsillerin her birisi esasında tefrikaya sebep olmuş. Her ne kadar birleştirici olmaya çalışılsa da kabul edip etmeme bazında çıkan kararların yenilir yutulur yok. İşte Cin suresinde okuduğumuza öyle değil miydi? Bir Allah'a kulluk edecek olan yani kulluk etmek isteyene bir Allah'ı çağıran, Allah'ı birleyerek çağırana üzerine çullanacaklardı. Çullandılar da. O yüzden buradaki ifadeler Necaşi'nin elini kuvvetlendirdi. Halkına karşı kuvvetlendirdi. İçindeki Roma yanlısı din adamlarına da karşı kuvvetlendirdi. Her şeye karşı kuvvetlendirdi. O yüzden Necaşi'nin olumlu bakışının içerisinde böyle bir tarafta var. Onu göz ardı etmemek gerek. Ve enzirhum onları uyar. Saat 11 mi oldu? Şu ayeti de okuyalım. İbrahim'e gelince bırakalım. İki ayeti okuyalım. Yevmel hasreti. Hasret neydi arkadaşlar? Hüsran hasret sermaye kaybıydı. Sermaye kaybına sebep olan ticaret iş diye yapılıyordu. Sermayenin kaybedildiği gün ne karşı onları uyar? İz gudiyel emru. Hüküm verilmiştir.
ve hum fi gafletin, onlar gaflet içindedirler. Ve hum la yu'minun, onlar güvenmiyorlar da. Emrin gerçekleştirdiği, oradaki gada'yı şey yapabiliriz. Meçhul olarak gelmiş. Emrin gerçekleştiği o günden, o hasret gününden, sermayenin tükeneceği, tükenmiş olduğu günden onları uyar şeklinde orayı bağlayabiliriz. Gada kelimesi gerçekleşti demek arkadaşlar. Ama bu gerçekleştirmeyi birkaç aşamada düşünebilirsiniz. Bir şeyi zihninizde tasarladığınız anda gada etmiş olursunuz. O bir tür tasarı gadasıdır. Tasarım gerçekleşmiştir. Yapıp yapmamayı hiç daha niyetlenmemişsinizdir. Ama niyetlenip de ya ben bunun işi yapayım dediğiniz zaman niyet seviyesinde bir gada gerçekleşme olur. Yaparsınız, edersiniz, eylersiniz, biter. Bittikten sonra da gada olur. O da gerçekleşme şeyidir. Bunun şunu şekilde söyleyebilirsiniz. Hakimin karşısına gidersiniz. Böyle 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 şöyle şöyle oldu. Hakim karar verir. Der ki idam. Bakın şey bitmiştir. Kada verilmiştir. Ama adam idam edilmiş midir? Hayır. Ama cezası idamdır diye şey bitmiştir orada. Bir kada gerçekleşmiştir. Ama ardından infaz memurları adamları götürür, adamı idam ederler. Orada da bir kada gerçekleşir. O gerçekleşme ile bu gerçekleşme birbirinden farklıdır. Gerçekleşiyor da ne gerçekleşiyor? Bir tasarım mı gerçekleşiyor? Bir niyet mi gerçekleşiyor? Bir karar mı gerçekleşiyor? Bir kayıt mı gerçekleşiyor? Veya bir infaz mı gerçekleşiyor? Neyin gerçekleştiğine, gadada muhakkak neyin gerçekleştiğine bakacağız. Çünkü bunu iş bitti diye anlayıp her yere iş bitti olarak anlamaya çalışanlara da rastlayabilirsiniz. Rastlarsanız verilen anlamı bu manada bir daha tetkik edin. O yüzden söylüyorum. Çünkü gada bu manada çok geniş kullanılabilen bir şey. Dediğim gibi bir niyet ettiğiniz anda gada etmiş olursunuz. Mesela hacca niyet edersiniz. Bu bir gadadır. Ama hacca daha yapmadınız. Hacca yaptığınız zamanki gada seviyesi başka bir seviyedir. Ama sen gada etmemiştin, şimdi gada ettin. Böyle denemez. Gerçekleşmenin bu manada seviyeleri vardır. Her biri farklı bir tür gerçekleşmedir. Evet, denk gelmişken böyle bir gada kelimesini de şey yapmış olduk. Emir kelimesine de yine benzer şekilde iş olarak çevirme şansımız var. Emir olarak çevirme şansımız var. İş yükleme olarak çevirme şansımız var. İş edinme olarak çevirme şansımız galiba yok arkadaşlar. Onu da şey yapmış olalım. Hatırlamış olalım. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun, tabii ki. Bir cümlenin iki hali olabilir mi? Bir daha söyleyeyim. Bir cümlenin iki hal olabilir mi bir cümle içinde? Bu ayete bakarak söylüyorsunuz değil mi? Aynen olur. Evet. Olmuş da zaten. Çünkü burası sanki değil mi? Tabii ki, tabii doğru ki. Anladım. Aynen. İki haldir burası. Ve hum fi gafletin, onlar gaflet içindeyken, onlar inanmıyorken. Ama şimdi bir parantezleyerek şey yapabilirsiniz. İz gudiye emren ve huve gafletin. Bakın burası onlar gaflet içindeyken emrin gerçekleşmesinde, onlar güvenmezken sen onları uyar. Gördünüz mü? Orada iki tane cümlecik var. Dış cümlenin hali dışarıda, sonda ortadaki cümlenin zaman ifade eden, zaman gösteren cümleciğin hali içeride.
İki tane O, hal art hocam arda geliyor. kaçırdım, bir kaçırdım orayı. Bir daha tekrarlar mısınız? Yakalayamadım onu. İz gudiyel emru ve huve fi gafletin. Bu bir Ha, tamam. cümlecik. Hiç. İkinci kısmı, birinci kısmının hali. Tamam. Onlar İçten dışa gaflet doğru birleşim. içindeyken, evet, içeridekinin hali içeride, baştakinin hali sonda. Onlar inanmıyorken sen onları uyar. Böyle bir günden uyar. Onlar gaflet içindeyken o emir gerçekleşecek. Tamam hocam. Teşekkür. İnna nahnu nurisu. Biz nerisu, pardon, nurisu değil, nerisul arda, yeryüzüne miras kalacağız, mirasçı olacağız. Ve men aleyha, ve onun üzerinde olan şeye, o üzerinde olan kimselere, ve ileynel ve ileyna yurcamun, onlar bize dönecekler. Yani buradaki varis kelimesi, veris kelimesini, o terekenin ötekisinin eline geçmesi gibi, yani verasetten çok daha farklı olarak anlamamız lazım. Bizzat kelimenin manasını, kullanım manasını değil de kelimenin manasına bakmamız lazım. Yani birisi bir şeyi bırakıyor, tereke terk ediyor, ötekisine eline geçiyor. Yeryüzündeki herkes bizim elimize geçecek. Biz sahip olacağız onlara. Evet. Şimdi bu ayet de ilginç. Sanki tehdit içeriyor biraz. Varsa bu tehdit, sahibini bulmak lazım. Bize döndürüleceksiniz. Bu cümleyi biliyoruz. Ama sizi ele geçireceğiz tarzındaki bir ifade biraz bana fazla geliyor. Miras zaten o uygun bir, yani miras kelimesinin anlamı uygun olmuyor, tutmuyor buraya. O yüzden öz bir anlam, kelimenin kökünden bir anlam çıkartmak gerekiyor. Arza mirasçık bırakmak, mirasçı olmak, bununla ilintili ayet var. Fakat ve men aleyha, ve onun üzerinde olan kimselere şeklindeki men ifadesi de önemli. Bu işte baktığımız zaman biraz şey geliyor. Yarası olanı gocunduracak bir ifade. Yani bizim yaramız olmadığı için çok üzerimize alınmıyoruz, anlamıyoruz da. Sanki insanlara sahip olacak olmaya kalkışma ne demek? Yani topluma sahip çıkmak, topluma önderlik, liderlik etmek. Yani tamam, yeryüzüne sahip oluyorsunuz, bu topraklar benim diyorsunuz ama halka da sahip çıkmaya kalkışıyorsunuz. Halka sahip çıkmaya kalkan birisine "o halk da bizim" diyen bir cümle. O halkı da sana yedirmeyiz. Öteki tarafta tek tek karşımıza geleceksiniz. O halk seni desteklemeyecek. O halk da bizim dercesine bir ifade var. Burada dediğim gibi o din adamları, toplumu yöneten, topluma liderlik eden, toplum peşinden koşturan, toplumu kendine hizmet ettiren, topluma kendine yedirttiren, içirttiren, o din adamı, ister din adamı seviyesinde olsun, ister din ile siyaset birleştik, işte Tanrı Kral formu olsun, ister onlar adına yeryüzünde hükümran olmaya çalışanlar olsun, o tarz birilerinin gocunacağı tarzda bir cümle burası. Biz kapitalist dünyasının kendisinin köle olduğunu bile fark etmeyen
küçük insanları olarak bu cümlelerden çok rahatsız olmayabiliriz. Ama krallar en küçüğünden dernek yöneticileri, bir şeyin yöneticisi olmaya başladığınız andan itibaren geri kalan insan, topluluk üzerinde bir sorumluluk birazcık şey kalıyor, masum kalıyor. Bir sahiplenme söz konusudur. Bu, o sahiplenmeyi elinden alıyor. Diyor ki, o yeryüzünde olanlar da bizim diyor. Senin değil. Onlara da biz varis olacağız diyor. Bu anlamda 40. ayeti de bizim dikkatimizi bu yönde çekiyor. Bunu da fark etmeden geçmeyelim. Evet, 41. ayete İbrahim konusuna geldi. Kitapta İbrahim'den de bahset, ondan da an deyip İbrahim'den, ardından İshak'tan, Yakup'tan, çok kısa da olsa ismiyle zikrederek Musa'dan, İsmail'den bahsedecek. Evet, Kur'an'da nadiren geçen İdris ismi de burada geçiyor. Bu şekilde Meryem suresi devam edecek. Yani İbrahim'in soyundan demeyeyim, İbrahim'i olduğunu iddia eden insanlara, evet, İsa'dan bahsetti, İsa'nın doğumundan bahsetti, ilişkili olarak Meryem, Yahya ve Zekeriya'dan bahsetti. Şimdi İbrahim'den alarak detay devam ediyor. Bakalım sure bize, o günkü insanlara ne dedi, ne diyecek? Pazartesi günü inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Evet, sormak istediğiniz veya kayda girmesini istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Bu İsa'nın babası meselesi benim için çok şey bir konu olduğu için, değerli bir konu olduğu için, bu konunun anlaşılması, anlatılması ve bana şey geliyor. O yüzden ayetleri normalde çok daha hızlı okuyabilirdik. Ama üzerinde durmak anlamlı, çünkü o gün indiğinde Hristiyanlık hakkında bizden daha fazla bilgi biliyorlardı. Biz Cumhuriyet döneminde o mübadele şu bu filan bahanesiyle barış içerisinde yaşayan ehli kitap halkların dağıtılması sürecinde artık ehli kitap komşumuz kalmadığı için onların ne düşündüğünü, ne inandığını onları da bilmiyoruz. O açıdan oldukça yabancıyız. Yani küçük kendi çalışmalarımızda bir şeyler yapıyoruz ama, bir şeyler düşünüyoruz ama bir Hristiyan bu konuda şöyle düşünür, ya olur mu öyle şey ya dedirtecek kadar yabancıyız. Yani o muhabbeti bile yapacak durumda değiliz. O açıdan birazcık daha üzerinde durduk. Evet, ekleyeceğiniz bir şey yoksa kaydı burada kapatacağım. Evet, pazartesi günü inşallah Meryem suresine İbrahim bölümünden devam edeceğiz.